İş dünyasında pek çok kadın derneği kadınların erkeklerle aynı fırsatlara kavuşabilmesi için çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği. Karşımda derneğin başkanı Oya Eroğlu var. Merhaba Oya Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu bizimle ama ben derneğin çalışmalarına geçmeden önce Oya Eroğlu kimdir? Öğrenelim, tanıtalım istiyorum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bursalıyım. Üniversiteden sonra stajımı da İzmir'de yaptıktan sonra Bursa'ya dönüp profesyonel olarak iş hayatına başladım. Yaklaşık 5-6 sene kadar profesyonel hayattan sonra da kendi ofisimde serbest avukatlık yapmaya devam ediyorum. 2009 senesinden beri BUİKAD üyesiyim. Yaklaşık 15 aydır da BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte. Bunun dışında Bursa'da yine çeşitli STK'lara üyeliğim ve bulunmakta ve Bursa Spor Genel Kurulu üyeliğim de var. Bunu da ayrıca da belirtmek isterim. Gerçekten de ayrıca belirtmekte fayda var. Biraz açın, ne zaman oldu, nasıl söz konusu oldu? Sonra derneğe geçiş yapalım çünkü malum futbol kulüplerinde, spor kulüplerinde kadınlar böyle bir elin parmakları kadar bile yok diyebiliriz herhalde. Benim aynı zamanda spor hukuk yüksek lisansım da var. Ben Bursa profesyonel hayatıma Bursa Spor'da başladım. Oranın hukuk müşaviri olarak başladım. Stajımı da zaten İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü ile devam etmiştim. Sonra Bursa Spor'da da başlayınca spor hukuk yüksek lisansı ile birlikte bir futbol dünyasının içinde buldum kendimi aslına bakarsanız. Biraz profesyonel tarafına geçtikten sonra taraftarlık bölümüm azaldı ama halen tabii ki gönlümde Bursa Spor yattığı için de genel kurulu üyeliğim de devam ediyor. Gidip oyumu da kullanıyorum Bursa Spor için. Maçlarını da takip ediyorum. Stada da gidiyorum hatta. Peki kısa bir değerlendirme de alalım. Takım ne durumda şu anda? Hiç o konuya hiç girmeyelim. Takım maalesef ki Süper Lig'e çıkamadı. Playoff'larda Adana Demirspor'a elendik. Çok üzüntü verici bir durum bu. Umarım seneye çok daha sıkı tutarak artık Süper Lig'e çıkarız. Çünkü biz Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir takımız. Dolayısıyla 5. büyük olarak geçiyoruz. Dolayısıyla şu hali gerçekten çok üzüntü veriyor. Umarız dediğiniz gibi olur. Çünkü rekabet güzeldir. Biz taraftarlarda da hani kulübün bu rekabetini izlemekten de keyif alıyoruz. Şimdi gelelim başka bir rekabet ortamına, iş dünyasına. İş dünyasında malum hem kadın çalışan sayısı az, hem girişimci kadın sayısı az ve çalışan kadınlar hem annelik yükü hem iş yükü pek çok sorunla boğuşuyorlar. Bu yüzden de iş dünyasında iyi ki de kadın dernekleri var diyorum. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği olarak ne zaman kuruldunuz, kimlerden oluşuyor, neden böyle bir dernek kuruldu, bize anlatır mısınız? Hı. Tabii ki. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği kısa adıyla BUİKAD 2007 senesinde 11 kişiyle kurulmuş bir dernek. 13. senesinin içerisinde. Şu anda da 140 gerçek kişi, iş kadını üyesi. 6 tane de kurumsal üyesi var BUİKAD'ın. Bursa'nın lokomotif firmaları diyeceğimiz firmaların 6 tane de kurumsal üyemiz var. %70'i girişimci kadınlardan oluşuyor. %30'u da profesyonel kadınlardan oluşuyor. Bu dengeyi de açıkçası korumaya çalışıyoruz dernek kurulduğundan beri. BUİKAD şu yüzden kuruldu. İş dünyasında, ekonomideki eşitliği sağlamak için kuruldu. Zaten BUİKAD'ın amaçlarından bir tanesi de bu. Ama bir diğeri de sadece eşitliği sağlamaktan ziyade kadınların iş hayatına karşılaşabilecekleri olası sorunları da ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Diğeri de, bunu da çok önemsiyoruz, karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısını ama sayısının yanında aynı zamanda işlerliğini de arttırmak. İşte buna şirketlerin yönetim kurulları ya da parlamento gibi karar alma mekanizmaları olarak nitelendirebiliriz. BUİKAD 13 senedir kadının iş dünyasında varoluşunu sağlamak için, yerini daha kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Peki şimdi bu İKAT hangi projeleri yürütüyor? Öne çıkan projeler neler? Onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki zevkle. Bu İKAT'ın birçok projesi aslına bakarsanız marka haline gelmiş ve yaklaşık 10 senedir de devam eden projeler. Bunlardan bir tanesi bu sene 11.sini gerçekleştirdiğimiz adı da noktalama projesi olan bir proje. Bursa'daki üniversitelerde okuyan 3. ve 4. sınıfta okuyan kız öğrencilere bu İKAT gönüllü koçları aldıkları koçluk eğitiminden sonra koçluk yapıyorlar kız öğrencilere. Ve son 4-5 senedir de hap eğitimler de ekledik bu projeye. CV hazırlama ve mülakat tekniklerinden tutun da yurt dışı eğitim ve iş olanaklarına kadar, itibar yönetimine kadar, derin okuma, kurumsal üyelerimizin teknik ziyaretleri, şirketlere giderek yapacakları teknik ziyaretler, paramı yönetebiliyorum eğitimleri, yaklaşık 20 tane mindfulness eğitimleri, 20 tane eğitim ekledik kız çocuklarına fayda sağlayacak. Buradaki amacımız buradaki çocukların, kız çocuklarının iş hayatına girerken biraz daha deneyimli ve farkındalıkları yüksek olarak girmeleri. Dediğim gibi bu sene 11.sini yaptık ve pandemi dönemine denk gelmesine rağmen başarıyla bitirdik bu sözleşmeyi. Bütün öğrenciler ve kuzu, bu İKAT koçları yine online olarak görüşmelerini gerçekleştirdi. Çünkü biz en az 8 görüşme istiyoruz. Sonunda da sertifikalarını veriyoruz öğrencilerin. Şu ana kadar 438 tane kız öğrenciye dokunmuşuz bu projede ve baktığımızda yaklaşık %60 oranında kız çocuğunun da şu anda aslında bir iş kadını olarak iş hayatında yer aldığını görüyoruz. Ki Türkiye ortalamasındaki oranları düşündüğünüzde bu projedeki %60 oranının aslında çok çılgın bir oran olduğu da ortaya çıkıyor. Bu çok gurur duyduğumuz projelerden bir tanesi. Onun dışında yine bu sene 11.sini gerçekleştirdiğimiz iş yaşamında başarılı kadın ödül törenimiz var. 4 tane Bursa, 3 tane de ulusalda ödül veriyoruz. Başarılı iş kadınlarına, kadını destekleyen oluşumlara ve kadın desteği sağlayan şirketlere. Bu sene dediğim gibi 11.sini gerçekleştirdik ve bu da ulusalda da çok yankı uyandıran bir ödül töreni oluyor. Zira buradaki amacımız da zaten birilerini birinci elde etmek, birinci olarak göstermek değil, insanlara rol model çıkartmak ve insanların aslında cesaretlenmesini sağlamak buradaki hedeflerimizden bir tanesi. Yine bu İKAT olarak şu anda 3 tane Avrupa Birliği hibe projesi yürütüyoruz. Bir tanesi Bursa Valiliği önderliğinde devam eden Euroki projesi. Bir diğeri Bursa SGK önderliğinde yürütülen West projesi. Ve bir diğeri de KAGİDER önderliğinde yürütülen bu İKAT ve KAİSLER'in paydaş olduğu ortaklıklar ve hibe programı, iş dünyasında kadın iletişim ağı projesi. Bunların hepsine de aslına bakarsanız tek tek saymak yerine çok özetle söyleyeyim. Hepsi de aslında az önce saydığım gibi bu İKAT'ın amaçlarında, vizyonlarındaki yer alan maddeleri destekliyor. Girişimciliği, kadın eğitimini ve kadının iş dünyasında yer almasını daha çok kuvvetlendirmeyi amaçlayan 3 tane de Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Bunun dışında bu İKAT aslına bakarsanız iş, siyaset, ekonomi, bilim, sanattaki kadınların sayısal varlıklarının yanında toplumsal yaşamdaki kadın erkek eşitliği dönüşümünü de hedefliyor. Esasen hedeflerinden bir tanesi de bu. 2016 senesinde Birleşmiş Milletler Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladık biz. UN Women ve Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPS, kadını güçlendirme prensipleri Türkçe karşılığı. WEPS imzacısı şirketlerin Bursa'da sayısının artması için yine 2016 senesinde bu İKAT'ın icra kurulunda yer aldığı ve kurucu olarak geçtiği kadını güçlendirme platformu kurduk. Buradaki amacımız da dediğim gibi UN Women ve Global Compact inisiyatifi olan WEPS ilkelerinin yaygınlaştırılması. Şu an itibariyle 31 şirket ki Bursa biliyorsunuz sanayi lokomotifi olan bir şehir. Bu anlamda da 31 şirket ve bu 31 şirket de Bursa'daki en önde gelen, sektörel olarak en önde gelen şirketlerden imzacı durumunda. Biz pandemi dönemine kadar olan süreçte, inşallah bundan sonra da öyle devam edecek. Her ay şirketlerden birini gezerek iyi örnekleri
izliyoruz. Birbirimizden feyiz alıyoruz. Diğer şirketler neler yapılmış diye birbiriyle fikir teatisinde bulunuyor. Ve hem sayıyı arttırmak istiyoruz imzacı olarak, hem de aslına bakarsanız WEBS ilkelerinin uygulanmasını, kadını güçlendirme prensiplerinin uygulanmasını hedefliyoruz. Bizde proje çok, çok fazla da uzun uzadıya da anlatmak istemiyorum ama en göz bebeği projelerimiz bunlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Orada bir noktayı birazcık çok az açabilir misiniz? Tabii. Kadın güçlendirilmesi prensiplerin kaç maddeden oluşuyor ve ne işe yarıyor? Kadını güçlendirme prensipleri, doğru hatırladığımı düşünüyorum, 7 ilkeden oluşuyor. Ama bunların hiçbir tanesi aslına bakarsanız bir müeyyidesi yok. Yani siz WEBS'i imzaladıktan sonra şirket olarak, biz dernek olarak tüzel kişiliğimiz nedeniyle imzalayamadığımız için, yani dernekler imzalayamadığı için WEBS'i imzalamadık. Ama ne yaparız diye düşündüğümüzde böyle bir platformla şirketlerin imzalamasını sebep oluruz dedik. Evet, siz şirket olarak WEBS'i imzaladığınızda herhangi bir taahhüt altına ya da yatırımla karşılaşma riskiyle karşı karşıya değilsiniz. Sadece bu verilmiş bir taahhüt, söz, öyle söyleyeyim. Ama buradakileri kadını güçlendirilmesiyle ilgili, kadının iş hayatındaki önüne çıkan engellerin azaltılmasıyla ilgili, kadına karşı eşitlik sağlanana kadar yapılacak olan pozitif ayrımcılıkla ilgili. Bunun altını özellikle çiziyorum, eşitlik sağlanana kadar. Yoksa asla diğer derneklerin de öyle olduğunu düşünüyorum. En azından bu İKAT bir pozitif ayrımcılıktan yana olan bir dernek değil. Kadınlara karşı pozitif ayrımcılığı desteklemiyoruz. Hatta bunun böyle ifade edilmesini bile istemiyoruz. Zira pozitif ayrımcılık dezavantajlı olan gruplara ifade edilir. Biz kadınların dezavantajlı olduğunu düşünmüyoruz. Bunu da parantez içinde söylemek istedim. Bu şekilde dediğim gibi WEBS imzacısı, kadının güçlendirilmesiyle ilgili çalışma yapan şirketlerin, fabrikaların arttırılmasını, hiçbir şey olmasa bile, en zayıf ihtimalle bile bu farkındalığın yaratılmasını istiyoruz. Bununla ilgili dediğim gibi her yıl ciddi bir yapıyoruz, panel yapıyoruz Bursa'da, ulusal anlamda bütün gerek global kompakt düzeyinde gerek iş hayatında katılımcıların olduğu. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında en büyük katkısı bu çalışmaların farkındalığı yaratmak. Çok evet. İyi hatırlıyorum. Rahmetli Mustafa Koç şunu söylemişti. Hani biz herhangi bir terfi olduğunda hep oraya sadece erkekleri düşündüğümüzü fark ettik. Kadınları hiç aklımıza bile getirmemiştik. Bu güzel bir itiraftı. Yani farkındalık olduğu zaman eşit davranılmadığını ortaya koyan cümleler de bunlar ve ondan sonra da işte kademelere, atamalara kadınlar da yer alıyorlar. Öğreniyoruz ki Koç Holding hani, Türkiye'nin devi. O yüzden farkındalık çalışmaları hakikaten çok kıymetli. Peki bütün bu çalışmalar hem derneğiniz hem de Türkiye geneline baktığınızda iş dünyasında kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Gerek kadın girişimci olsun, gerekse herhangi bir kurumsal şirkette çalışan olsun. En çok karşılaştıkları sorunlar neler kadınların ve neler yapılmalı? Türkiye maalesef toplumsal cinsiyet eşitliğinde gerek kadının ekonomideki yerinde gerek kadın girişimci sayısında maalesef ki OECD ülkelerine göre yapılan değerlendirmelerde en sonlarda yer alıyor. En son sıralarda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki kadını iş dünyasından uzaklaştıran çok etken var. Ve biz bunları aslında iyi yönetemiyoruz. Zira kadın ve erkek nüfusuna baktığımızda hemen hemen eşitken TÜİK verilerine göre ekonomiye katılımda kadının eşitliğin yanından bile geçmeyecek derecede sayısı az. Nüfusta yarı yarıya olan bir iki cins neden ekonomiye katılımda bu kadar kadın aşağılara işte %8.89'larda bahsediyoruz girişimci oranını, işte %30 küsurlarda bahsediyoruz iş gücüne katılım oranını. Neden bu kadar az diye kafa yormamız lazım. Siz eşit sayıda başladığınız bir yolda iş hayatına geldiğinizde elenmişsiniz ve sanki yarı yarıya kadar azalmışsınız.
Bence burada bununla ilgili bir kafayı yormamız lazım. Neden biz orada azalıyoruz diye. Evet, bununla ilgili çok madde sayabiliriz. Hepimiz bir şeyler sayabiliriz. Bunun en önemli maddelerinden, nedenlerinden bir tanesi eğitim. Diğeri kültürel kodlarımız. Biz Türk toplumu olarak kadını hep bir seçim yapma zorunluluğuna bırakmışız. İşte okuyacaksın ya da evleneceksin, evleneceksin ya da çalışacaksın, anne olacaksın ya da çalışacaksın. Aslında hep kadın bir seçim yapmak zorunda kalmış ve yaptığı her seçimde de aslına bakarsanız anneliği eşi seçtiği için de iş dünyasından uzaklaşmış. Dediğim gibi bunlar kültürel kodlar, annelik rolü ve sadece anneye verilen süt izni ve doğum izni hakkı. Ben tekrar burada da altını çiziyorum. Sadece anneye verilen süt izni ve doğum izni hakkı da kadını aslına bakarsanız her ne kadar makyajlı haliyle iş hayatına gelsin gibi gösteren bir durum olsa da benim fikrim ve bir hukukçu gözüyle fikrim aslında tamamen kadını iş dünyasından uzaklaştıran bir madde. Dolayısıyla ben kadına sadece kadına verilen doğum izni ve süt izninin de desteklemiyorum. Onun dışındaki tabii ona, ona ek yapalım ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Desteklememizin sebebi erkeklere de verilsin ki erkekler de alsın değil mi? Evet, ebeveyn izninden bahsediyorum aslına bakarsanız. Yani ebeveyn izni verilmeli. Aynı kuzey ülkelerinde olduğu gibi sadece kadına verilmesi bu işin sadece kadınların işi, sorumluluğu, yükümlülüğü olarak algılanmasına sebep oluyor. Oysa ki çocuk annenin ve babanın çocuğu olması sebebiyle bu doğumdan sonra anneye ve babaya eşit izin verilsin. Zaten işveren olarak değerlendirdiğinizde bunu arkadaş arası sohbetlerde hepimiz yapıyoruz. İşveren olarak değerlendirdiğinizde kadına soruluyor evlenecek misin, evli misin, hemen çocuk yapacak mısın? Neden? Çünkü işveren evlendikten sonra işte nikahtan bir yıl sonraya kadar olan sözleşmesinde fesih hakkını tanıyor. Veriyor kanun kadına. Bunu kullanır mı diye düşünüyor. İşte doğuma ayrılacak, doğum iznine ayrılacak diye düşünüyor. Doğum yaptıktan sonra süt iznine ayrılacak diye düşünüyor ve işvereni ister istemez belki de kadını seçmesinden, o işe kadını almasından uzaklaştırıyor bu tarz inisiyatifler. Dolayısıyla da bu doğum izninin özellikle ben ebeveyn izni olarak değiştirilmesi tarafındayım şahsi olarak. Bunun dışında tabii ki mobbingler, kadınlara uygulanan mobbingler, cam tavanlar, iş dünyasındaki cam tavanlar ve maalesef yine bizim toplumumuzda olan kadın işi erkek işi ayrımları, işte elinin hamuruyla bu işi de sen mi yapacaksın ayrımları. Oysa ki biz boykot olarak mottolarımızdan bir tanesi de şudur ki emeğin cinsiyeti olmaz. Emek emektir, cinsiyete göre ayrımı olmaz. Biz Hürriyet Gazetesi'yle bir yazı dizisi yapmıştık, emeğin cinsiyeti olmaz diye. Bursa'da bu erkek işi diye bize öğretilen işlerde çalışan kadınlara gidip röportaj yaptık. İşte bir forklift operatörü kadına gittik, bir kasap kadına gittik, bir ambulans şoförü kadına gittik. Bunların aslında sadece erkek işi olarak bize öğretildiğini aslına bakarsanız erkek ve kadın ayrımı yapılmaksızın her iki cins tarafından da layığıyla yerine getirildiğini gördük ve bu toplumda da aslında bir farkındalık yarattı geri dönüşlerden anladığımız kadarıyla. Biz kadınları eğer nüfus oranında ekonomiye katarsak, yani yarı yarıya olan nüfus oranı kadın ve erkek nüfus oranında, ekonomide de kadın ve erkek oranını aynı yaparsak, zaten Türkiye'nin %30 oranlarında bir gayri safi milli hasılasının yükseleceği söyleniyor yapılan anketlerde. Yani bu da demek oluyor ki kadının iş gücüne katılımı aslında sadece az önce de söylediğim gibi sadece kadının ilgilendiren bir durum değil. Hepimizin cebini, hepimizin hayatını, hepimizin sosyal hayatını, psikolojik hayatını ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla burada hepimizin kadın ve erkek cinsiyeti gözetmeksizin hepimizin bu konuyla ilgili elini taşın altına koyması gerekiyor. Yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz ve gidecek çok yolumuz var bununla. Çünkü dediğim gibi eşitliğin E'sinin bile yanından geçmiyoruz. Ama tam olarak eşitliğin sağlanması halinde de başımıza gelecekler işte çok ciddi büyümeler, kalkınmalar, OECD ülkelerindeki yükselişler, sıralamasındaki yükselişler. Dolayısıyla bunu biz bir toplum sorunu olarak gördüğümüzde ve buna böyle yaklaştığımızda biz bu işten sadece
toplumsal cinsiyet olarak değil, ekonomik olarak, sosyal olarak da çok büyük karla çıkacağız. Umarım bu ilerleyen dönemlerde bu tarz işler yapılarak farkındalığımız arttırılır. Evet, Bursa'da ya da Türkiye'de birçok dernek, İş Adamı Derneği adını işte iş insanı olarak değiştirdi. Az önce ilk sorunuzdu, bu İKAD neden kuruldu, İş Kadınları Derneği neden kuruldu? Biz bu eşitliği sağlamak için kurulduk. Gönül ister ki umarım o günleri görürüz, bu eşitlik sağlanır ve biz de iş kadını olan ismimizi iş insanı olarak değiştiririz. Ama eşitlik sağlanana kadar, bu farkındalık oluşana kadar biz maalesef ki İş Kadını Derneği olarak kalmaya devam ediyoruz. Yine kısaca ekler misiniz? Evet, siz bunun bir toplumsal sorun olarak ele alınıp ona göre davranılması gerektiğini ifade ettiniz ama acilen yapılmasını talep ettiğiniz nedir bu İKAD olarak iş dünyasındaki eşitliğin sağlanabilmesi için? Bu gerek iktidar tarafı için olsun, gerek işveren tarafı için olsun, genel toplumun zihinsel dönüşümü açısından olsun. Acilen ne istersiniz? Acilen özellikle pandemi sürecinden geçtiğimiz için o konuda söylemek isterim ki açıklanan ekonomik paketlerin hiçbirinde benim gördüğüm kadarıyla, yanlışım varsa lütfen düzeltin, kadınlarla ilgili ayrıca maddeler yok. Ama bakıyorsunuz ki bu dönemde en çok etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörü geliyor ve hizmet sektörünü oluşturan kesimin %70'i de kadın. Yani demek oluyor ki yine pandemide yine en çok kadınlar etkilendi. Pakette kadınlara verilen bir iyileştirici bir durum yok. Kaldı ki kayıt dışı kadın, Türkiye'de kayıt dışı çalışan kadın sayısı Türkiye'de çok yüksek. Ve siz sadece pakette kadına yönelik bir madde koyarak da bunu aşamıyorsunuz. Çünkü kayıt dışı çok yüksek olduğu için o maddelerden, o sağlanan ekonomik kalkınma paketindeki maddelerden de faydalanamayacak kadın. Özellikle bu dönemde kadınlara ilişkin, kadınların iş hayatında kalması ve pandemi döneminden daha az zararla arttırılması için yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kayıt içi, yani kayıtlı çalışan kadınlarla ilgili mutlaka ekstra kadınları kapsayan bazı maddeler açıklanmalı. Sonra kayıt dışıyla ilgili de çalışmalar yapılıp, komisyonlar kurulup bunlarla ilgili de sağlanmalı. Kaldı ki bu ülkede sağlık kurulu, bilim kurulu varken pandemi sürecinde bir ekonomik kurul da oluşturulmalıydı. Hala da onu söylüyorum. Bir ekonomik kurul oluşturulmalı. Bu kurulun alt komisyonları olarak da kadın çalışanlarıyla ilgili bir alt komisyon kurulmalı ve bunlarla ilgili kafa patlatmalı projeler geliştirmeliydi. Evet, bu bir sağlık durumu, salgın hastalık durumu ama dolaylı olarak direkt bile değil, yani direkt olarak ekonomik olarak da hepimizi etkileyen durumlar. Yine şirketler mutlaka ve mutlaka kadınların bu dönemde, çünkü en çok yine ekonomik olarak etkilendiği gibi psikolojik olarak da kadınlar etkilendi. Eve kapandılar, ev işleriyle uğraştılar. Yine aynı zamanda şirketler de kadınlara, belki de sadece kadınlara özel, kadın çalışanlarına özel eğitimler vermeli ve CEO'lar, genel müdür düzeyindeki üst düzey yöneticiler de her konuşmalarında, verdikleri röportajlarda bunların farkındalığı sağlamalı. En çok kadınların etkilenmesinin ve kadınlarla ilgili bir şeyler, çalışmalar yapılmasının farkındalığını sağlamalı. Bunun sosyal medyada ve görsel yazılı basında yer almasını sağlayarak da bunun aslında sürekli olarak gündemde kalması sağlanmalı. Çünkü baktığınızda dediğim gibi yine bu pandemi sürecinde en çok kadınlar etkilenmiş. Pandemi süreci dışında genel olarak büyük fotoğrafa baktığımızda da kadınlar için acil yapılması gereken şeyler yine aslına bakarsanız en başta da söylediğim gibi eğitimden geçiyor. Ama bu sadece kadınların eğitimi değil. Çünkü toplumsal sorun dedik, sadece kadınların eğitimiyle olmaz. Erkeklerin eğitiminden de geçiyor. Biz bazı etkinliklerimizi sadece kız çocuklarına yaptığımız gibi bazılarını da özellikle erkek üniversite öğrencilerine ya da erkek iş dünyası çalışanlarına açıyoruz ki biz çalıp biz söylemeyelim diye. Erkeklerin de bunlarla ilgili söyleyecek şeyleri ve
hep beraber birbirimize destek olacağımız, olmamız halinde ilerleyeceğimiz bir konu, olumlu sonuç alabileceğimiz bir konu. Dolayısıyla da sadece kadınların konuşması değil, hatta belki kadınlardan daha çok erkeklerin konuşması ve hatta belki kadınlardan daha çok erkeklerin eğitilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepsi de böyle altı çizilesi değerlendirmelerdi, yorumlardı, görüşlerdi. Bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir program oldu. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyorum. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Oya Eroğlu bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.